Valerie, sen Malta'dan yeni döndün. İnsanlar kürtaj konusunda konuşmak istemiyor. Peki başka ülkelere giderek kürtaj yaptıran Maltalı kadınları konuşmaya nasıl ikna ettin? Bu hiç de kolay olmadı. Onların bana güvenmelerini sağladım. Telefon ve e-maille, sosyal medya ve internet üzerinden birçok yazışma yaptık. Konuşmaya gerçekten de korkuyorlar. Yasal olsun ya da olmasın, bir kadının kürtaj hakkında konuşması çok zor. Yaptığımız ilk şey, yazılı olarak bu kadınların kimliklerini açığa çıkarmamak adına kendilerine güvence vermek oldu. Aslında konuşmak ve yaşadıkları bu tecrübeyi paylaşmak istiyorlardı. Ben uluslararası televizyondan gelen yabancı bir gazeteci olduğum için durum onlar için biraz daha kolay oldu. Yani bu tecrübelerini açık bir şekilde ilk defa seninle paylaştılar diyebilir miyiz? Aslında evet, 40 yaşında olan ve kürtaj yaptıran kadın bu deneyimini ilk kez bizimle paylaştı. Ayrıca yurt dışında yaşayan ve programa dahil etmediğimiz başka bir kadın daha vardı. O da adı gizli kalmak koşuluyla konuşmayı kabul etti. Çünkü eşi bu durumdan bir haberdi. Peki ya röportaj yaptığın doktor, kendisi jinekolog bile değildi ve kamera karşısına çıkmayı reddetti. Bunun sebebi nedir? Jinekolog olmamasına rağmen kürtaj yanlısı demeçler verdiği için ve bu tarz demeçler mevcut yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kendini riske atmak istemedi. Meslekten men edilebilme ihtimali vardı. Bunun yanında itibarını ve hastalarını da kaybedebilirdi. Öyleyse kürtaj yanlısı olmanın da bir cezası var. Kürtaj ameliyatı yapıp yakalanırsanız 4 yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz. Kürtaj yapmak isteyen kadına yardım etmek ve ameliyatta asistanlık yapmanın dahi cezası var. Diyelim ki bir kadının rahmindeki bebek ölüyor ancak kürtaj yaptıramıyor çünkü yasak. Bu kadınların hamilelik dönemi kontrol ediliyor mu? Elbette ediliyor. Malta gelişmiş bir ülke ve bu testlerde kullanılan ultrason, tarama ve diğer bütün cihazların hepsi hastanelerde var. Bunun yanında amniyosentez testine de girebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda bu yöntem kullanılmıyor. Çünkü kürtaj yasak ya da bazılarının inançları bu duruma ters düşüyor. Malta'da kadınlar kürtaj olamıyor. Bu sebeple Avrupa'daki diğer ülkelere oranla burada çocukların ölü doğma oranı daha mı yüksek? İstersen resmi rakamları vererek konuşalım. Akli dengesi ve sinirsel yapısı bozuk bebeklerin doğma oranı Avrupa'da en yüksek burada görülüyor. Ayrıca Malta'da Down sendromlu çocukların doğma oranı İrlanda ve Polonya ile birlikte Avrupa'da başı çekiyor. Bu üç ülkede de kürtaj konusundaki kanunlar çok sıkı. Anketler kürtaj yasağıyla yüksek sakat doğum oranı arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor.